Allah Ozmo'yu da bozdu. Yine beraberiz. Bir pazar günü. Neredeyiz? Bu sefer çok beğendiğiniz o mutfak menülerini bir steakhouse'da, hatta elbet steakhouse'da oluşturacağız. Tuğçe bugün sağlıklı bir et restoranında nasıl bir menü oluşturacak? Bir de cheat day'de, yani saçmaladığı öğünde neler yiyor, hepsini göreceğiz. Proteinin önemi, yararları, yararı olduğu kadar zararları, nelere dikkat etmeniz lazım, nelere dikkat etmemeniz lazım, hepsini vlogda benle beraber izleyeceksiniz. Sorular, yorumlar gelsin. Birazdan içeriye giriyoruz. Muhteşem, lezzetli bir şov, et şovu sizi bekliyor olacak. Göreceğiz. Ben böyle enerjisi yüksek olan yerleri ve kendimi iyi hissettiğim yerleri çok seviyorum. Burası neden benim için çok önemli? Artık bir rutin oldu. Ben her sabah, her hafta sonu biliyorsunuz ormana gidiyorum. Orman sonrası buraya geldiğimde yediğim fix bir menü var. Ve o kadar güzel servis alıyorum, o kadar muhteşem personeli var ki. Yani artık böyle ev, aile gibi. O yüzden buraya gelmemin biraz da sebeplerinden bir tanesi de bu diyelim. İyi hissettiğiniz yerlerde olmak, en iyi sen olmanız için başka dikkat etmeniz gereken ufak bir detay daha diyelim. Hadi gel gidelim. Bak, o ufak detay bekliyor şu an. Elvan Bey nasılsınız Elvan Bey? Elvan bu arada hem çok sevdiğim bir arkadaşım hem de bu güzel restoranın sahibi kendisi. Etin her şeyini A'dan Z'ye bilip bugün de bize benim bilmediğim konularda biraz da destek ve eksik bilgilerimi tamamlayacak. Böyle çok güzel damla sarımız var. Ben o kadar büyük gramajda et yiyemiyorum biliyorsun. O yüzden gramaj ve porsiyonlar da önemli bir kişi için. Çok fazlasına gitmemek lazım. Önemli gramajı ve porsiyonu yemeniz önemli. Hem öyle de olabilir istersen. Tamam. Ama sos kesinlikle istemiyorum üstüne. Normal eti kendi haliyle. Bunlar sossuz. Tamam. Ben sossuz. Ben o zaman yarım spagetti, yarım lokum yapalım. Tamam. Antikot bugün birazcık yağlı gözüktü gözüme. Değil. Eminim ki de bana öyle gibi gözüktü. Tamam. Başka? Her gün buralara bakmak, bunların içinde olmak nasıl bir duygu? Ama yani güzel bir duygu. Baktım tezgahın önünde olmayacak. Ben gene yerimi buldum. Tezgahın arkasına geçtim. Şimdi porsiyonlarla alakalı bir şey. Az mı neredesin? Gel. Şimdi normalde ev restoranlarına geldiğimiz zaman evet protein sağlıklı besleniyoruz ama ne kadar yemeniz konusunda birazcık bu konuda sıkıntı yaşıyorsunuz. Porsiyon önemli, miktar önemli. Ustacığım mesela şimdi bir spagetti porsiyonunda bu ne kadar? 300 gram. 300 gram çok fazla. Yani burada bir kişinin alması gereken protein miktarı 180, 200-250'ye kadar gidebilmeli. Ondan sonrası biraz fazlasına gidiyor. Bir de lokumu verebilir miyim? 250. Bu 250. Kaç dilim var mesela bunda? 7-8 dilim var. Bence gayet yeterli ve doyurucu. O yüzden lütfen yararlı bir şey yediğinizi zannedip çok fazla miktarları abartıp kopmayın olaydan. Proteinin azı kadar fazlası da zarar. Bunu da şimdi masada anlatacağım. Utacığım teşekkür ederim. Etleri bekliyorum. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Şimdi. Bu arada orası çok feci sıcaktı. O yüzden üstümü çıkardım. Kasım günü de böyle havalar olması tam bir sweet November diyorum. Geldik bir et restoranına. Hepimiz saçmalayarak yiyorsunuz. Porsiyonlardan biraz orada bahsettim. Lütfen çok çok fazlasına gitmeyin. Çünkü protein amino asitlerden alamadığımız amino asitleri dışarıdan aldığımız yani gıdalarla yerine koyduğumuz şeylerden bir tanesi. Ana proteinler neler? Et, tavuk, balık, yumurta ya da işte süt ve süt ürünleri vesaire. Bunlar protein değerleri çok yüksek olan proteinler. Bir de veganlarımız var biliyorsun ki. Selim bu arada ağır veganlardan. Öykü de aynı şekilde. Bir etçil benim ben burada. Dur, Ali geldi. Bak, bir dakika. Öncelikle birinci salatamız geldi. Sadece salatayı alabilir miyiz? Benim nasıl salata yediğimi şimdi görmenizi istiyorum. O çok fazla soslar, bir şeyler falan maalesef yok. Evet, geliyoruz burada güzel menümüzü oluşturacağız ama neler var hemen bir içeriğini göstereyim. Avokadom var yararlı yağlardan. Cevizim var yine aynı şekilde yararlı yağlardan. Yeşilliğim, domatesim. Ondan sonrası normalde bunda peynir var ama ben peynire girmek istemiyorum. Ben servisini kendim yapamayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Böyle biraz ve sadece zeytinyağı, limon sos. Bunu da belirtiyorum. Soya, nar ekşisi gibi şeker ve tuz oranı çok fazla yüksek olan soslara, hardal soslar falan girmiyorum. O yüzden ben anam babam usulü zeytinyağı, limon her zaman 10 numara iş yapar diyorum. Neyse salata işini bir kenara koyalım. Şimdi proteinleri tüketmeniz gereken miktarlar da önemli. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda her kilo başına 0.45 gram
protein almamız lazım. Yani bu 70 kilo birisi için günde 31,5 gram protein alması gerekiyor. Ama bunu şey gibi düşünmeyin. Menüde mesela yazıyor, etin yanında 180 gram. Öyle gibi değil. Yani değerleri besinlerin içindeki ihtiva ettikleri protein aynı oranda değil. Siz kilo başına çarpacaksınız 0.45'e ve ne kadar günlük almanız gereken protein makro oranını öğreneceksiniz ve bunu günlük öğünlerinize bölerek yiyeceksiniz. Tamam, bu bir. Onun dışında soya fasulyesilerim çok fazla protein miktarı oranı var. Bak, kuru baklagiller, süt ürünleri ama ben çok fazla tercih etmiyorum. Çünkü ben de, yani bu sizde işliyor olmayabilir. Ben de çok fazla bloat ediyor ve bu yüzüklerden parmaklarım şişiyor. O yüzden çok fazla tercih etmiyorum ya da minimumda tüketmeye çalışıyorum. Yoğurt ev yapımı tercih ediyorum. Peynir aynı şekilde köy peyniri tercih ediyorum. Süt, soya sütü ya da badem sütlerini yapabiliyorsanız evde tercih ediyorum. Çünkü marketlerde satılanlar söyledikleri kadar şeyleri ihtiva etmiyorlar içinde. O yüzden önemli. Bir de dur bakayım ne diyecektim önemli olan şeyler. Ha, sindirim süreleri. Şimdi protein evet yararlı, amino asit alıyoruz, yiyoruz, sindiriyoruz ama gece bu kere bir problem çünkü et ve balık gibi ana proteinlerin sindirim süreleri inanmayacaksınız ama 4 saat. Yani 4 saat çok ciddi bir süre ve mesela siz yattığınız zaman, yatağa girdiğinizde komple vücutta bu proteinleri ne yediyseniz hepsinin sindiriminin bitmiş olması gerekiyor. Yani gece 10'da yemek yiyip 11'de yatıyorsanız sıkıntı var. Neden? Çünkü ben önce vücut sindirimi bitirmek için uğraşırken ben ikinci bir iş daha yüklüyorum ona, başka bir şey yapmasını. Onun önce sindirimi tamamlaması lazım. Ve biz uyurken de yağ yakmaya, bazen terleyerek kalkarız sabahları. Aslında bu kilo verdiren bir şey. Ama siz sindirimle uğraşırken buna vücuda yapmasına fırsat tanımıyorsunuz. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Dolu mideyle yatağa girmeyin. Onu demek istiyorum. 4 saatlik bir zaman aralığı varsa et veya tavuk veya balık yiyecekseniz, eğer illa da protein yiyeceksiniz ama 4 saatiniz yok, o zaman yumurta beyazı sizin için iyi bir tercih olabilir. Çünkü yumurta beyazının sindirimi çok daha hızlı. 4 saat yerine sadece 40-45 dakika gibi bir süresi var. O yüzden bazen soruyorsunuz, akşam geç saatte spor yaptım, ne yiyebilirim tüm hocam protein ağırlıklı? Yumurta, salatalık vesaire oluşan güzel bir salata yapıp mideye indirebilirsiniz. Ben de size afiyet olsun derim. Proteini çok tüketmenizin dışında, konudan konuya atlayamam ama buraya geldim, hepsini anlatmak istiyorum size. Çok tüketiminin dışında bir de biliyorsunuz ki az tüketmesinin de bize getireceği zararlar var. Bunlar ne olabilir? Çocuklarda gelişim geriliği, yeterli miktarda bağışıklık sisteminin güçlü olmaması. Çünkü protein aynı zamanda vücutta yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi, kanın hızlı pompalanmasını sağlıyor. Ben az protein tüketirsem o zaman dolaşım bozukluklarını da beraberinde getiriyor. Yani diş sağlığınızdan tutun da organlarınızın daha iyi aktive edebilmesine kadar bir sürü şey sayabilirim size. O yüzden az da protein almayın. Çocuklar özellikle bizim yediğimiz proteinlerden daha fazla miktarlısını tüketebilirler gelişim süreçlerinde oldukları için. Ama çok fazla protein tükettiğiniz zaman da ne oluyor? Hepimizin bildiği gut hastalığı. Karaciğerde yağlanmaya sebep oluyor. Çünkü çok fazla tüketiyorsunuz ve enzimleyemedikçe bu yağ dokularının fazlalaşmasına sebep oluyor ve kilo alıyoruz. Onun dışında kabızlık dedik, böbreklerde taş dökmesi. Çünkü gene sentezleyemiyor ve gene ona bir yük bindiriyorum ve zorlanıyor. Yani dengeyi kurun. Ne çok az tüketin, ne çok fazla tüketin. Ortasını bulun. Günlük bir insan, ben bir ana öğünde oturduğumda 180, antrenman yaptığım zaman definisyon dönemi tabii ki biraz oynayabilir gramajlar ama 200 gramın üstüne çıkmamaya çalışıyorum. Hani çiğ haliyle, hassas tartıyla tarttığınız zamandan bahsediyorum. Şimdi dengeli beslenmekten bahsediyoruz devamlı. Ne yediğinizi bildiğiniz zaman bunu kontrol etmeniz de kolay olacak. O yüzden dönemsel sonuçlardan ziyade kalıcı çözümlere gitmeye çalışın. Kendinizi aç bırakıp hiçbir şey yemeden 2 günde 5 kilo, 3 günde 7 kilo falan gibi böyle saçma salak lütfen sizin metabolizmanızı çökertecek, sağlığınızla oynayacak şeylere gitmemeniz lazım. Yavaş yavaş gideceksiniz ama kalıcı kilo vereceksiniz. Bakın bu gerçekten çok önemli. Çünkü 2 günde size 3 kilo vermek tartıya çıktığınız zaman sizi mutlu ediyor. Ama bıraktığınız anda, yani sürdürülebilir bir beslenme devam etmediği sürece
onu korumanız mümkün değil. Çünkü siz bütün gün boyunca haşlanmış yumurta ya da iki dilim ananas tüketerek beslenemezsiniz. Sizin bir sosyal hayatınız var, sizin bir çocuğunuz var, sizin bir aileniz var, işiniz var, dışarıda sıkıştığınız, yemek bulamadığınız zamanlarınız var. Yani arabanızda atıştırmalıklar olsun, ne bileyim hani çok acıktığınızda şey yapabileceğiniz, suyunuz bulunsun. Su tüketimi de bu arada çok önemli. Bu protein sentezlemesinde su tüketimini de az yapmıyor olmanız çok önemli. Gün içinde başınız ağrıyor, biliyorum az su içtiğiniz için. Kilo vermekte zorlanıyorsunuz az su içtiğiniz için. Cildiniz çok iyi gözükmüyor az su içtiğiniz için. Daha sayayım mı? Sonunda geldi. Allah'ım işte beklenen görüntüler. Bunun için buraya gelinir arkadaşlar. Ispanaklı patatesimiz. Bunu anlatmam lazım. Şimdi siz normalde steakhouse'lara gidiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bu ıspanağı biraz kremalı getiriyorlar. Bu ıspanağı sevindirelim. Bu ıspanağı. ben krema istemiyorum. Çünkü ben sağlıklı besleniyorum. Sadece ıspanağın kendisini istiyorum diyeceksiniz. Yanında soğanlarıyla geliyor. Elma dilim patates. No. Kumpir patates ya da eğer varsa tatlı patates de rica edebilirsiniz. Üzerine baharatlar, kaya tuzu zaten burada hep sofrada her zaman var. Etinizin üstüne biraz serpiştirebilirsiniz. Ben yiyeceğim ya. Çok özür diliyorum şu anda ekran karşısında olanlar için ama. Ya ben de biraz sunum ve görsel hastalığı diye bir şey var. Tabağımın güzel olması lazım beni mutlu edebilmesi için. Çünkü zaten seçtiğim şeyleri yiyorum ve bunu güzel görmem lazım ve beynimden ve gözümden sonra midem bayram edebilir. Bir de böyle cheat etmek için çok acı hardal seviyorum. Ben acı çok kullanıyorum. Hem metabolizmayı da hızlandırıyor. Burada iki tane ev yapımı hardalları var elvanların. Çok da tatsız tuzsuz yemek istemiyorum. O yüzden acıyla tatlıyı yan yana koyuyorum. Biraz da tuz alalım. Burada nutrat şeyi yapmayayım. Şöyle bir okay. Orta iyi pişmiş. Ben böyle seviyorum. Az pişmişe gidiyorsanız sindirimi bir tık daha zorlaştırmış oluyorsunuz. Biraz daha zaman gerekiyor. O yüzden orta pişmiş, orta iyi pişmiş. Hamburger köftesinin kendisini siz hazırlıyorsanız iyi pişmiş. Onda çok fazla orta pişmişe gitmeyin. Bir de çok çiğneyin. Çok çiğneyin, çok çiğneyin. Çünkü sindirim burada başlıyor, ağızda başlıyor. Minimum bir lokmayı, yani şu gördüğünüz şeyi, biz Türk insanı ne yapıyor? Şimdi ben de aynı diyeceğim. Ben yine çiğniyormuşum biraz ya, pardon. Ve yutuyorsunuz. Burada devam etmesi lazım, hala. Bilim adamları diyor ki, 40-50. Her lokmayı sindirirseniz ağızda, mideye de az görev bindirmiş oluyorsunuz. Önce burada öğütün. Ondan sonra daha az görevli mideye yollayın. Evet, şu anda yemeğimin ikinci kısmı geldi. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bu da makarna spagetti zannedilmesin. Etin spagetti versiyonu. Benim elbette en çok yemeği sevdiğim diğer et tarzı. Ya bunu yiyorum yarım porsiyon, ya yarım porsiyon lokum yiyorum, ya da sadece spagetti yiyorum, ya da sadece lokum yiyorum, ya da sadece antrikot yiyorum. Ama bu miktar bile biraz fazla olabilir. Ben hepsini yiyebilecek miyim bilmiyorum ama yedirebileceğim ekibim de yok çünkü hepsi vegan. Hadi afiyet olsun. Yani bu lezzet gerçekten evde yapabileceğiniz bir şeydi. En azından ben o kadar becerikli değilim ve yapamıyorum. Çünkü eti böyle sulu kurutmadan pişirebilmek de bir yetenek ve beceri. Maalesef bende yok. Benim yaptıklarım genelde böyle takoz gibi oluyor evde. O yüzden çok fazla mutfakta pişirme kısmına girmemeye çalışıyorum. Ben menü oluşturma kısmındayım. Herkes kendi niteliklerini bilsin diyorum. Spagetti yedikten sonra tatlı var mı diye soracaksınız. Cevabım tabii ki hayır. Tatlı yok. Tatlısız bir menü kapanışı. Ondan sonra salatamızı yiyoruz. Kremasız ıspanağımız var. Kumpir patatesimiz var. Spagettimiz var. Sodamız var. Bir de ben varım. Kanal var. Çok güzel izlenmeler var. Yorumlar var. Olacak. Sorular var eminim. Onlar da gelecek.
Hepsine cevap da gelecek. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bana afiyet olsun. Daha fazla canınızı çektirmeyeyim. Görüşmek üzere. Kanalda kalın. Ben de kalın. En iyi seviyorum. Evet, son lokmamızı da yiyorum. Protein, atlar havalarda uçuyor. Protein kovamızın sonuna geliyoruz. Ondan sonrasında diyorum ki, mevsim geçişleri falan, biraz motivasyonumuz düştü bu aralar biliyorum. Giyinelim. Sonrasında güzel bir motivasyon videosu için yol alalım. Yolcu yolunda gerek, gömleği de giyemedim. Nasıl giyiniyor da hemen şimdi? Böyle. Hadi gidelim. Gözlüğümüzü takalım, gitme moduna geçelim. Bir bloğundan sonuna geldik. Bu güzel ev sahibi için elbette de kalsa. Canım, ayaklarını sağlık. Canım benim, gene her şey harikaydı dememe gerek yok. Beni çok güzel doyurdun. Şimdi motivasyon videosunu sayende tam gaz bütün proteinlerimi alarak çekmeye gideceğim. Çok teşekkür ederiz her şey için. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Hadi gidiyoruz. Gelin bakalım.